O gece İstanbul Atatürk Havalimanı en kritik noktalardan biriydi. Çünkü darbecilerin işgali altındaydı. Ama Cumhurbaşkanı'nın uçağı o havalimanına inmek zorundaydı. Peki o gece neler yaşanmıştı? Gelin şöyle bir hatırlayalım. 5 yıl önceye götürelim sizi. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Vatandaş kapıya geldiğinde başlarında bulunan binbaşı yanındaki askerlere mermileri dağıtırken eğer içeri girerlerse önce ayaklarına ateş edin, eğer durmazlarsa kafalarına ateş edin gibi sözler sarf ettiler. Alçak uçuş yapan F-16'lar. Tankları girişe dizen darbeciler. ...15 Temmuz gecesi Türkiye'nin yurt dışına açılan kapısı Atatürk Havalimanı da işgal edilmek istendi. 15 Temmuz gecesi darbecilerin işgal etmeye çalıştığı İstanbul'daki noktalardan biri de Atatürk Havalimanı'ydı. İşte bu noktaya tankları dizdiler ve vatandaşı geçirmek istemiyorlardı. Ancak vatandaş onlara karşı direndi. 15 Temmuz'da 251 şehidimiz var. Onlardan 6'sı 6 vatansever Atatürk Havalimanı'nda şehit oldu. Hüseyin Kısa, Mahir Ayabak, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, Mustafa Direkli, Türkan Türkmen Tekin ve Zekeriya Bitmez. Atatürk Havalimanı'nda o gece bayrağı uğruna, vatanı uğruna canından oldu. Saatler 23'ü gösteriyordu. Darbeciler Atatürk Havalimanı girişine tanklarını dizdiler. Ancak istedikleri sadece giriş ve çıkışları kapatmak değildi. Meydan Kontrol Kulesi'ne yöneldiler. Burası hava trafiğini kontrol eden Meydan Kontrol Kulesi'nin merdivenleri. Biz bu merdivenleri nereden biliyoruz? Hain darbeciler buraya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının inmesini, güvenli bir şekilde inmesini engellemek için işte buradan çıkmaya çalışmışlardı. Ve aslında bu görüntü biz buradaki kameradan, güvenlik kamerasından izledik ve vatandaş bu noktayı işte buradan biliyor. Saatler gece yarısına yaklaştığında hain darbeciler Meydan Kontrol Kulesi'ni işgal ettiler ve burada çalışmakta olan personeli adeta rehin aldılar. Burada tabii büyük bir mücadele verildi. Darbeci hainlerin tek isteği ise tüm uçuşların durdurulmasıydı. 8 kadar asker ve 2 polis birlikte geldiler. Başlarında bulunan albay ülkenin huzur ve selameti için ordunun göreve el koyduğunu bildirdi. İç hat kalkışlarını durdurun, kalkışları durdurun gibi şeyler söyledi. Darbeciler Meydan Kontrol Kulesi'nde tüm uçuşları durdurduklarını sanıyorlardı. Ancak vatandaşın direnişini hesaba katmamışlardı. Saat 1 gibi Nizamiye kapısından halkın geçtiğini gördük. Halkın bir kısmı kuleye geldi, kulenin önünde birikmeye başladı. Bir kısmı da iç hatlardan geçerek arkamızda olan eski kuleye doğru yöneldiler. Saat 1:30 gibi özel harekat polisi geldi kuleye ve askerlerle yoğun bir pazarlık sürecinde 2:10 geçe kuleyi tamamen askerlerden arındırmış oldular. Askerlerin silahlarını aldılar. Atatürk Havalimanı'nda darbecilerle vatandaş arasında mücadele devam ediyordu. O sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının da güvenli bir şekilde inmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının indirilmesi oldukça riskliydi. Çünkü hem hain darbeciler kuleyi ve pisti işgal ediyorlardı. Hem de vatandaş pistteydi ve pistin güvenliğinin sağlanması gerekiyordu. Vatandaşın boşaltılması gerekiyordu. Bu nedenle kule ekibi işte şimdi ekranlarınıza gelen 3-5 pistinin ışıkları kapalı olan pistte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağını güvenli bir şekilde indirdi. Yaklaşma kontrolden aldığımız bilgiye göre Cumhurbaşkanımızın uçağı Atatürk Havalimanı'na gelecekti. Tabii o sırada iç hatlardan geçip eski kuleye giden halk apronla gezinmekteydi. Ve pistin güvenliğini sağladıktan sonra
3'ü 18 geçe Cumhurbaşkanımızın uçağı 3-5 sol diye eski adıyla tabir ettiğimiz piste inişini yaptı. Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşine söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı inmişti ancak darbeciler hala tanklarını vatandaşın üzerine sürmeye devam ediyordu. Askeri bir araç eski kulenin önünde halkın arasından geçerek ateş açtı. Ve maalesef ki sonradan öğrendik. 2 tane şehidimiz varmış o sırada. Askeri jet uçakları geldi. Yüksek hızlara çıkarak tabii ses patlamaları yaptı. Bu olay yaklaşık 45 dakika, 1 saat kadar sürdü. 15 Temmuz gecesi darbecilerin silahı, tankı, tüfeği vardı belki ancak vatandaşın yüreği onların üstesinden geldi.